Neresi abla? Marmaris'te nereyi dedin? Cardiff mi? Dur ilk en alttan başlayalım rica ediyorum. desen 2 kat, 14 desen 4 kat, 21 desen 6 kat. 6 kat fazla kazanıyorlar. Ya aslında %84 daha azı kazanılıyor demek bu. %80 hani kat olarak değil de Marmaris'te Cardiff'e göre %85 daha az kazanıyorsun demek bu. 7 kat az kazanıyorsun aslında. Yani bizim 7 katı fazlamız kazanıyorlar ama biz onlardan %85 az kazanıyoruz. Yani adam 100 kazanırken ben 15 kazanıyorum. Bak ne güzel. Şu işte bak. Hani bir ülkenin alım gücünü belirleyen ne kadar aldığı, ne yaptığı değil abi. Ne kadar alıyor? 2051 pound değil mi? Böyle abi. Mesela gel. Neye bakalım? Bir tane bana et versene ya. Chicken flats diyelim mesela. Chicken flat olur. Beef round. Heh, beef. Beef abi. 8,57'ye beef yiyor. Şimdi bu adamlar asgari ücretle 239 kilo et alabiliyorlar demektir. O da tecrübesiz işçi falan o maaş alıyor. Tabii 240 kilo. Ceyda abanın deyimiyle kendi şehri biliyordur herhalde. Tecrübesiz işçi hani amele dediğimiz herifler var ya. O adamlar bir aylık maaşıyla 240 kilo et alabiliyor. Bir ülkenin maaşı hani 5 bin lira alıyormuş, 10 bin lira alıyormuş da ölçülmez. Bununla ölçülür. Alım gücü dediğimiz budur. Türk ne yapıyor abi? Ortalama asgari ücret değil bu arada bu. Ortalama maaş. Ben ortalama maaşıma bakayım. 3.500 lira. Böyle abi. 240 da unutmayın. Nerede beef? Burada. 62,50 liraymış. Bu arada 62 liraya da beef yok ama neyse. 62,50. Ben 56 kilo alabiliyorum abi. 240 kilo alabiliyor adam bir aylık maaşıyla. Yalan tabii 600'e yok da bulduğumuzu varsa yani A101 bin falan de. Adam 240 kilo et yiyebiliyor bir aylık maaşıyla. Bir ay boyunca çalışıp 240 kilo yiyor. Ben 56 kilo yiyebiliyorum. Bu arada bu da asgari ücret değil zaten. 3.500 lira asgari ücret değil, 2.700 lira asgari ücret. Peki başka bir şeyden yürüyelim. Eti bıraktık. 2.050 pound bölü. Alkole hiç girmiyorum. Mesela süt 0,96 pound. Bu adam bir aylık maaşıyla 2.135 litre hatta daha fazlası süt alabiliyor. 2.135. Bakalım abi hesapta 2.135 olarak şey yapın. Aklınızda tutun. 3.500 lira bölü 2.135 hatırlayayım diye şey yapıyorum. Bizde de 6,5 liraymış. 6,5'tan tabii ki 7,5'a da var. 5,5'a 4,5'a da var da. İkisi de ortalama olarak. Sense bak 2.135 litre alabiliyordu. Sen 526 litre. Yani sen 4 kat daha az süt içebiliyorsun bu adamdan. Ancak kaçak göçmen falan çalışıyorsun. 3.500 lira şey değil. Asgari ücret değil bu arada. 3.500 lira iyi para. Marmaris'te iyi para yani. Hani alman zor. Ancak şey çalışırsın. Yazlık bir yerde falan çalışırsan. Yani adamlardan 4 kat az su içebiliyorsun. İşte alım gücü dediğimiz şey bununla ölçülür. Aa, adam işte bak sütü şu kadara 0,96 pound oluyormuş. O 10 lira demek. Ben 6,5 alıyorum. Demek ki ben daha iyi şartlarda yaşıyorum. Bu değil abi. Senin aldığın parayla alabildiğin süt miktarı ne kadar? Yani birim paranın alabildiği ürün miktarı. Senin paranla alabildiğin ürün ne kadar? Adamın ücretiyle alabildiği ürün ne kadar? Yani alım gücü bununla ölçülür işte. Yani şurada aradaki fark olarak %85 yazıyor ya. %85'in altında olan her şey adamların alım gücüyle daha iyi demektir. %85'in üstünde ise Türkiye'de daha pahalı anlamına gelir. Şey, Türkiye'de daha ucuz anlamına gelir. %85'in altındaki her şey İngiltere'de daha ucuz, daha çok alınabilir demektir. Buradan hesaplayın abi bak. 7, %75, 75, 70, 59, 45 hepsi tabii ki İngiltere'de daha pahalı ama alım gücüne oranla adamın şu %85'in altındaysa adam maaşıyla senden daha çok o üründen alabilir demek. %85'in üzerindeyse de sen maaşınla o üründen fazla alabilirsin demek. Bak abi 80'in üzerinde bak ne çıktı bir tek. International Primary School, uluslararası şey ilkokul yani kolej, özel okul. Özel okul daha pahalıymış. Bir de kreş. Kreş daha pahalıymış İngiltere'de. Evet zaten Ceyda abla diyor. Net daha pahalı. Alım gücüne oranla söylüyorum. Yine %85'in hepsi altında. Şu pahalı. Taksi. Taksiyi çağırdın. Ama bir yere gitmiyorsun. Bekletiyorsun. Beklettiğinde daha pahalı. Başlangıcı neredeyse aynı. Taksinin başlangıç tarifesi.
Yine daha ucuz, daha ucuz. Sigara neredeyse aynı. Yine daha ucuz, daha ucuz, daha ucuz, daha ucuz, daha ucuz, daha ucuz, daha ucuz. Daha ucuz, daha ucuz, daha ucuz. Water yine İngiltere'de daha ucuz ama neredeyse aynı. Ve gerisi de yine daha ucuz. Yani sen İngiliz bir adamdan dediğim gibi 4 kat daha az süt içebiliyorsun. 5-6 kat da daha az et yiyebiliyorsun. Belki daha fazla, emin değilim. Sonra da ekonomimiz çok iyi. Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Kanada, işte Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka bizi kıskanıyor. Yapacak bir şey yok. Kıskanıyorlar. Yani kıskanım. Ben olsam ben de kıskanırım. Nasıl yaşıyor lan böyle? Helal olsun. Nasıl bir hayat azmiymiş bu falan. Yaşama sevgisiymiş derim.